Evet, magazin turu. Ama Seren geldi. Geldim tabii. Sen köprüde kal. Köprüde kalmadım. Ben içeride sağlıkçılar var. Köprüden biz de makyaj diyoruz. Makyaj yetişmedi dediler bize. Yok yok, makyaj değil. Sağlıkçılar içeride. Kanımı aldılar. Çünkü biz kan tahliline gidemiyoruz ya burada. Evet. Aç karnına. Ay, aç olmamız lazım. 11'de çıkıyoruz buradan. Doğru. O yüzden kan tahliline. En azından o işi kolumda bir uyuşukluk var ve yani sol kolum oluyor. Evet, elim de pek kıvılamıyor. Yani bu Allah kalpten korusun. Bir şey dediler. O yüzden de yani risk olabilirmiş. Tetkik yaptırıyorum şimdi ona göre bir... Ay Allah korusun. Kalbim eskimiş ben herhalde. Ben de senin makyajım ve saçın yetişmedi sandım. Yok hayatım. Makyajım da saçım zaten... Yetişmiyor. Yetişmiyor. Yani onda bir şey yok. Kuaförüm yıllık tatilinden gelirse ben de çok sevineceğim. Kendim topladım. Fena olmamış herhalde. Güzelsin, çok güzel. Evet. Peki magazin turuna başlayalım. Aras Bulut'un Atatürk dizisinin fragmanı yayınlandı. Bu arada onu hazırlayalım. Bige ile çok güzel ilişkisi devam ediyor. Evet. Bige ile ortak bir arkadaşımız var. Yani Bige'nin arkadaşı benim de yakın bir arkadaşım. Nasıl bir kız dedim, bu paylaşımları falan çok naif geliyor bana, çok böyle tatlı geliyor falan. Bir melek diyor, yani bir melek. Yani Aras'ın onu niçin sevdiğini anlayabiliyoruz diyor. Hani Gupse'de de aynı şeyi hissediyoruz ya mesela. Evet, ben Bige'nin fotoğrafını görelim o zaman. Biz de hissedelim aynı şeyi. Bige Önal'ı mı? Ha, yok mu orada bir fotoğraf? Bir yandan da Bige'yi verebilirsek tamam, fragmanda biz böyle hazırlıyor. Konuşunca siz de orada verirsiniz, evet. En azından. Bige de oyuncu. Evet. Böyle hatta kadın oyuncular arasında bayağı uzun boylu olan. Nasıl biliyorsun Galatasaraylı? Ünlü futbolcu Erhan Önal'dı. Oradan bilirsin. Hiç bilmiyorum, şimdi çok görünce atacağım. Görünce atacağız birazdan. Şimdi bunlar aşk mı yaşıyorlar ikisi? Bige ile zaten Aras çok uzun süredir beraberler. Bir dönem bir minik bir ayrılık yaşadılar, evet. Sonra hemen barıştılar. Aras Bige'nin Aras Bige'nin gözlerinin içine bakıyormuş, size öyle söyleyeyim. Aferin yani. Ama bak böyle uzun süreli istikrarlı ilişkileri götüren adamlar hep başarılı, farkındaysan. Kompleksleri yok çünkü. Ben öyle düşünüyorum. Başarılı adamların. Doğru. Ha? Doğru da. Yani öyle bak, düşünüyorum. Bu Aras, Kıvanç, Burak, Kıvanç. Tolga musun? Han. Hepsi çok başarılı zaten aktörler. Yani bunlar başarılı olan adamlar mutsuz olmuyorlar ve mesela kendi başarısızlıklarını kadından çıkartmıyor. Hayatı para kazanamıyor, kadından çıkartıyor. Tabii. Yani onun yüzünden, ondan dolayı. Halbuki gerçekten başarılı olan adam beraberliklerini koruyor yani. Hadi bir verelim o zaman şu başarıyı da taçlandıralım. Çünkü Atatürk dizisi çok konuşuldu. Dizi. Bu bir dizi. Dizi. Evet. Nerede oynayacak bu? Dijitalde. Fragman. Ne zaman? 29 Ekim'de ve Ekim'den sonra artık yayınlanmış olacak. Tabii daha var. Bir yıla yakın bir süre var ama. Önümüzdeki yani. Evet. Ama işte çekimler başlayınca böyle ara ara fragman. Geçen de bir fragman yayınladılar. Ara ara fragmanı yayınlar. Hazır olunca bize söyleyin. Biz de onu verelim. Bir sıkıntı yaşandı. Ay, Mert'le ilgili neler. Bana bak. Mert'le ilgili neler yazıyorlar. Neler oldu? Dedim ya, sana yüklensinler diye söyleyeyim dedim. Biraz daha sana yüklensinler bana, dedim. Şimdi sana mı yükleniyorlar? Allah'ın sopası yok işte. Gördüğün gibi. Bana şey dedi. Biraz daha söyleyeyim de sana daha da yüklensinler dedi. Ama şimdi kendisine yükleniyorlar. Mert'e yakalandım. Ya Mert'e de sevgiler ya. Mert'e ne seveni varmış. Valla biz de çok seviyoruz. Ya çok Afra'nın sevgili. Sen dün Yalı Çapkını ile arkadaşlar çok özür dilerim. Bunlar hep ikisi bana yazık, bu haber turunda bunları anlatıyorlar. Çünkü bunu anlatsa ben bunu hiçbirisini tanımıyorum ve hafızama da tanınmış insan olarak alamadığım için her seferinde yazık bunlar konuşuyorlar. Artı bana dönüyor. Şey vardı ya diyor, Afra vardı ya diyor, hatırlatıyor bana. Ben de dinliyorum bu bölümü. Bir de senin kibarlıkla anlamış gibi yapıp sonra hiç anlamadığını bizim anlamamız. Millet çünkü böyle hatta yapıyor. Telefonla hani konuşuyor musunuz diyor da anlamıyorlar benim gerçekten bunu gerçekten. Yani yeni şimdi sistemi. Değil. Geçen yıl sen hastayken çok zorlanıyordun. Ama benim hala benim o şey gitti bende. Şimdi o Afra'yı anlatıyorsunuz. Mert bilmem ne diyorsunuz. Bakıyorum ama bunlar kimdi? Artı VTR'ye giderken bana dalga geçmek için basketbolcu dedi. Sonra dedi ki öyle söyleyin de sana daha da çok yüklensinler dedi. Değil işte. Meğersem Artı'ya yükleniyorlar şimdi. Niye üzüyorsun bir canımızı diyorlar. Tabii. Şimdi Artı'cığım denize düş. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'la kim köpek Konya Barınağı'ndan köpek sahiplenmiş? Meriç'le vereceğiz. Şimdi Nisa mı hazır? Ne hazır? Hazır olanları verelim de elimizde. Nisa'yı da verebiliriz. Ben Özge'yi de konuşmak istiyorum. Özge Ulusoy'u ayarlarsanız Özge Ulusoy'un babasıyla ilgili bir detay öğrendim. Bu Nisa da bayağı bir hızlı çıktı yani. Onu da vereceğiz ama şu Özge Ulusoy'un. Önce Özge'yi yani şu tatsız konu tabii tekrar başı sağ olsun. Şimdi normalde
Ankara'da evli adam evinde Özge'nin annesiyle her gün bir arkadaşıyla, doğru mu? Her gün bir arkadaşıyla yürüyüşe gidiyor. Bir saat yürüyor adam. O gün yalnız yürüyor. Daha doğrusu o gün o yürüyüşten ayrılıyor. Ayrılırken de eşi diyor ki gelirken ekmek al, kahvaltı yapalım diyor. Bir marketleri var. O harfiyle başlıyor. O markete git diyor. O marketin ekmeğini al diyor. Karşıdan karşıya geçerken maalesef çok hızlı gelen ve 18 yaşındaki bir kız. Kız. Evet. Yani dün bahsettiğimiz gibi cinayet olabilir mi taksirle falan. 18 yaşındaki bir kız evladımız tarafından maalesef. Ben şu anda onun çok çok üzgün olduğunu düşündüğüm için maalesef. Tabii herhalde üzgün olmalı. Hayattan koparılıyor. Yani Haydar Bey'in ölümü maalesef bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman daha yeni ehliyet almış bir kız. Değil mi? 18 daha yeni. Ama bu kadar da hızlı nasıl araba kullanıyor yani? Bu kadar sürat nasıl olabilir ya ablacığım? Ah ya. Ah ya. Birçok insana da yani tabii bu kız için söylemiyorum, şimdi öğrendim zaten ama biliyorsunuz ehliyet almak artık bazıları şeye bile girmiyor. Öyle ehliyet veriyorlar herkes çok herkese. Çok haklısın, evet. 18 yaşında bir kızın bu kadar çok daha yeni ehliyet almış bir kızın. İşte ben buna da yani bu kadar her kez bu Türkiye'de ehliyeti de kolay alıyor, onu da kolay alıyor, bunu da kolay alıyor. Yani bazıları hiç alamıyor, alanlar çok kolay alıyor. Yani 18 yaşında bir kız daha yeni ehliyet almışsın sen. Nasıl basıyorsun of, bu kadar? Ben de bunu anlayamıyorum. Çünkü vay gidene yani gitti. Vay gidene. Şimdi biraz incelerken fotoğraflarını Özge'nin annesiyle babasının birbirlerine ne kadar benzediğini fark ettim. Yani birbirini çok seven ve mutlu çiftler birbirine çok benzerler derler ya. Aa, aynılar. Yani Özge annesine mi benziyor, babasına mı benziyor ayırt edemedim yani. Çok çok üzgünüz bu şekilde olması, dün de konuştuğumuz gibi öyle görmesi, cansız bedenini görmesi Özge için çok müdahale ediliyor gözükmesi, çok acı, hepsi acı, çok acı tabii. Tekrar ki. Tekrar başınız başı sağ olsun. Evet, sağ olsun. Evet. Çok zor. Annesi için çok zor. Çok şimdi zor. Yani hayat boyu aynı evdeler. Düşünsenize şimdi Özge tabii onların kızları, hepimiz gidiyoruz, evet. Geliyoruz. Her evet. Daim anne babalarımızla olamıyoruz, değil mi? Evet. O kadıncağız için çok zor. Çünkü hayat arkadaşı yani. Hayat arkadaşının aynı evin içerisinde olan insanın gitmesi çok uzun yıllar sonra ve bu şekilde gitmesi çok haksızlık acı. Olmuş çok yani. Yani mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun tekrar tekrar. Özge'cim başın sağ olsun. Özge de o kaza anındaki çarptığı saatini, paramparça olmuş saatini paylaştı babasının. Buyurun. Maalesef tabii insan çok ya böyle bir üzülüyor. Şey olamaz ya. Gel yani durup duruyor ki adam sağlıklı. Her gün yürüyüşünü yapıyor. Saatin hani, durduğu saati mi yazmış? İki de mi? Ondan sonra ve böyle bir şey başına geliyor yani. Ölüm saati mi durmuş orada? 2-5 geçe değil mi? O zaman bu öğle yemeği, kahvaltı değil, öğle yemeği. Peki, şimdi devam ediyoruz Nisa Bölükbaşı'yla. Nisa Bölükbaşı Survivor'dan ayrıldıktan sonra sevgilisi Ogeday'dan da ayrıldı. Şimdi, bayağı bir hızlı bir kız. Şimdi de kısmetse olur aşkın gücü. Kısmetse olur aşkın gücüyle geri dönüyor. Kısmetse olur bir programdı. Evet. Yemek pişiriliyordu değil mi bunlar? Yemek Kız kısmetse olur, adı kısmetse olursa yemek nasıl yemek pişecekler anlat. Kısmetse olur. Fatih Yüreğin sunduğu program değil miydi ya? Gelinim mutfakta. Ama hayatım bunların hepsi kısmetse olur, gelinim mutfakta. Kısmetse börekler gelmezsem olur. Gelmezsem olmaz, gidersem olmaz, küstüm sana. Söylemezsem olmaz. Evet bu programda, kaynanalar ve gelinler var. Kaynana da yok. Seren, acaba... Aşkım bir şey söyleyeyim. Hayır. Başka bir format yok ki bu televizyonlarda. Yok ya adamlarla kadınlar. Adamlarla kadınlar aynı evde ya. Kısmetse olur ya. Şıkır şıkır. Bizi Seda yapıyordu. Seda Akgül hatırlasana. Şimdi uzun yıllar. Şimdi şu andaki formatlar mutfaktalar ve kaynanayla gelin var. Yok, şimdi başka, geriye başka. Rücu ediyoruz ve... Kısmetse olur çok tabii tutmuş. Aşkı tutulmak isterdim ben. Gerçekten evet, mi? Evet bak bu Öykü rezilliği Sertel sunuyor. Ha yine mi? Yok geçen Seda çok başarılı sunmuştu bu arada bu işi. Evet evet Seda. Seda ile bu iş yürümüştü. Bir de sertti ya susu falan yapıyordu sıkıcık oluyordu. Oraya arıza bir kadın lazım. Öykü de çok evet, öyle ya, arıza. Ya Seda şey tatlı bir ya, program. Ya sen herkese evlendirirdin. Seda başarılı ama şimdi. Ben var ya baba yırırdım. Gerçekten mi? Kısmetse olur artık bu saatten sonra. Nisa Bölükbaşı orada olacakmış. Ben hiç olmadı sınırım. Yani Nisa sevgiliyle orada mı aramaya devam ediyor? Kendi normal hayatında olmadı. Aa, bravo orada. Şimdi orada mı olacak? Birinci mi yani oldu? Normalde sevgilisi aa. Oluyor da devamlı Survivor'da birinci oldu bir de. Yani Survivor'dan biraz birinci oldu. Biraz çetrefilli bir kız.
Şimdi Öykü Serten iyi bir, yani çetrefil bölük başı kaliteli diyorsun. Bir sunucu. Ben Öykü Serten'in bir eskiden evet. Nasıl Nebahat Çevre bir dizide olduğu zaman o dizi kaliteli diye düşünürüm hemen. Hani o kadrodaysa. Soğuk bir kadındır. Evet, soğuk ama bilgili. Bilgili ve klas bir kadındır. Giyimiyle, oyuyla, buyuyla. Onu da çok yıllarca yazık televizyonda engellediler. Geçen gün bir şey demiş ödül alırken. O kadar hoşuma gitti ki. İyi ki beni... Yoluma çıkanlar oldu demiş. Evet, önüme çıkanlar. İyi ki engellediniz. Yoksa siz olmasaydınız ben burada olamazdım demiş. O kadar güzel ki paylaştım. Evet, viral oldu o da. Çok güzel. Ama tabii Öykü'nün de tabii zannedersem o zaman... Yapım şirketi sahibi sevgilisi vardı. Evet. Öyle mi? Sevgilisiydi. Tabii. Sevgilisiydi çok uzun zaman. Kargo yani, Koray'la birlikte değil miydi ya o? Yok yok, Levent Bey vardı galiba yani, adı. Yani Levent Bey evliydi mi? Adam. Aa. Evli değil miydi? Yok. Evliydi. Yok ya. Aa. Sevgilisi olması zaten önemli değil ki o zaman. He. Öyle miydi? Levent kim ya? Ay bilmiyorum, yanlış hatırlıyor olabilirim. İsim olarak ve sanki yapımcı birisiyle ben çok beraber. Uzun süre Koray Kargo Koray'la yani birlikte. Şöyle söyleyeyim, bilmediğim için. Süperdir. Çok başarılı yani, bence de. Başarılı bir sunucudur, klas bir kadındır, çok iyi giyinir. Yani acaba ondan mı kesiliyordu? O yüzden söylüyorum. İşte beraberken ekmeğini yerler. Aa, doğru söylüyormuş. Beraberken yani. Ekmeğini yersin. Ayrılınca da vardı ya bir tane daha psikopat. Ayrılınca da bitirmeye çalışır. Kendisi bitti tabii. Bir okey'e bile dönmüyor evet, artık. Evet, haberler o yönde mi çıkmış? Evli bir prodüktör sevgisi varmış. Peki. Yani sonuçta olarak bu program o zaman izlenir. Sevgililer aynı evin içindeler. Ayrılıyorlar, evet, barışıyorlar. Evet, böyle şeyler izlenir. Yani aşk, entrika, erkek kız kadın ilişkisi. Valla ben işte üniversitedeyken galiba birinci sezonunu izliyordum. Güzeldi ya. Keyifli. Vuruyorlar birbirlerine, çarpıyorlar da her şeyleri falan. Bir de bizim zamanımızda bir şey vardı. Bir arabaya dokunuyorlardı. Dokun bana. Arabaya dokun ve kesersen yanıyordum falan. Dokun bana, güzel yarışma ya. Dokun bana. Çok komik yarışmaydı. Evet. Peki. Hadi Atatürk fragmanı hazırmış. Verelim Aras Bulut'un şu başarılı hallerini bir görelim. Buyurun bakalım benzetebilecek miyiz? Fragmanı ilk 10 Kasım'da görmüştük. Tekrar bir hatırlayalım istedik. 29, kimisi çok beğendi. 29 Ekim'e daha çok var. Yani madem bu kadar montajlandı, yapılıyor. Bence bu dizi iki sezonuyla beraber çekilip bitirilecek. Öyle, bence bu sezonu yetiştireceklerdi, yetiştiremediler. Öyle düşünüyorum. Çünkü ama zaten stok yapıp full vereceklerse 100. yılında olabilir. Falan yazmışlar ya. Yetiştiremediler onlar bence. O zaman 2023'e işte 23'e. Peki. Aynen. Zaten işte 23'e. 29 Ekim 1923. Peki şimdi akciğer kanserine yakalanan ve sonrasında yiyecek yemeğimiz, görecek günümüz varmış diye güzel bir açıklama yapan Armağan Çağlay'ın basın açıklamasını bir verelim. Buyurun. Erken saptandığında ameliyat gerçekten akciğer tümörlerine çok başarılı sonuçlar veriyor. Tüm dünyada böyle. Sağ olsun. Merda Hocam bu konuda gerekli girişimleri yaptıktan sonra ameliyat için uygun olabileceğine karar verdik biz de. Ve yaklaşık bir 5-6 gün kadar önce de ameliyatının kapalı olarak kapalı ameliyat tekniğiyle gerçekleştirdik. Sonuçlar da beklediğimiz gibi olabilecek en iyi sonuçları aldığımızı düşünüyoruz her anlamda. Lenf bezleri temiz geldi. Ameliyatı kapalı yaptık. Çok erken dönemde hem ayağa kalkmış oldu hem işte yaraları daha çabuk iyileşecek, günlük hayata daha çabuk katılacak. Ve bu ameliyattan başarı beklentimiz de en erken evrede çok daha yüksek. O yüzden çok mutlu olduk. Yani tabii sonuç iyi çıksaydı daha da mutlu olurduk ama böyle çıkmış olması ve ama birinci evre olarak yakalanmış olması bizi çok mutlu etti. Umarım bundan sonra sağlıklı olarak normal hayatına devam edecek. Merda Hoca benim Mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. Girip? 3 milimetrelik şey... o kitle 16 milimetre büyüyünce Merda Hoca beni geri çağırttırdı. Sonra işte o bitmek bilmeyen kanser süreci. Hani gidin mutlaka her yıl check-up'ınızı yaptırın demek belki dünyanın en garip şeyi ama gerçekten imkanı olan herkes yaptırsın. Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyor. Herhalde bundan bir 6 ay sonra gelseydim bambaşka bir tabloyla karşılaşacak. Ne diyorlar? Görecek günümüz yiyecek ekmeğimiz mi varmış? Evet. Öyle diyorlar herhalde. Ben hiç korkmadım. Hiç mesela aklıma ölmek falan gelmedi. Ama acı çekmekten korktum. Akciğer kondisyonunun korunması için sigara çok önemli. Yani özellikle ameliyat sonrası. O yüzden ona dikkat edeceğinden eminiz zaten. Armağan Bey'le görüştük. Her gün yürüyeceğiz, değil mi hocam? Evet. 30 dakika sabah, 30 dakika akşam üstü.
Vallahi her gün yapman gereken ne varsa yapmalısın Armağan Çağlayan. Seni böyle görmek bile bizi çok üzdü, paramparça etti. Ama şimdi güzel haberler, lenfler temiz çıktı dediğine göre lenflere sıçradı galiba, temizlendi. Yine de çok zor hastalık. Arada da zor, dedim tabii. Söyleme söyleme diyorsun ama çok zor bir hastalık. Her an metastaz yapması söz konusu olan bir hastalık ve çok acımasız ve gaddar bir hastalık. Armağan Hanım, bir de şuradan bunu da söyleyelim. Armağan zayıfken son derece yakışıklı ve biz onun o böyle sarı saçlarını, böyle o yeşil gözlerini falan. Şimdi kilo alınca hepimiz Hamine gibi oluyoruz. Bu kere bu kiloyu ver. Sigarayı da bitirdin mi sana hiçbir şey olmazsın. Sana hiçbir şey olmaz. Gerçekten. Evet. Gelmiş geçmiş olsun, çünkü Armağan hepimizin çok kıymetlisi. Çok, yani Armağan'ı çok seviyoruz ya. Adam gerçekten kaliteli adam. Mesafeli, iyi, başarılı. İyi televizyoncu, iyi programcı. Hayvansever. Okumuş. Yani o yüzden de Armağan iyi olsun. Ama bir önce kiloyu ver. Bu belki de senin için, biliyor musun, şöyle bir şey oldu. Refresh oldu her şey. Yani belki de şimdiden sonra kendini, çünkü fabrika kilo olarak bırakmışsın. Döndü. Evet. Mecburen spor yapacaksın, kendine geleceksin. Yakışıklı bir adamsın zaten. Sigarayı bırakacaksın. Belki de senin için böyle bu check-up gibi böyle bir iyileştirme şeyi oldu, biliyor musun? Yani bence bir uyarıldın. Bundan sonrasını devam et bence. Çok iyi olacak diye bütün düşünüyorum. Bütün bu konuyla mücadele eden herkese şifa dileyelim. Evet, evet. Herkes, evet. Bak, çok zor bir süreç. Bir şey diyeyim. Herkes senin kadar şanslı değil. Dolayısıyla tabii ki şükretmek çok önemli. Ve yani bu yolda başarılar diliyorum inşallah. Bir daha asla nüksetmez. Erken tanının çok öneminden bahsediyor. 6 ay sonra gelsen başka bir tabloyla karşılaşacaktık diyor. Ya ama şöyle de bir şey. Bir kere ihmal bizim Türkiye'de %100. Yani şimdi sen de... Ben var ya feci. Herkese deyim. O bunu böyle yap böyle. Evet, kendimle ilgili bak, yıllardır benim en az 20 yıldır özel sigortam var. Bir kere check-up olmadım ve benim check-up'larım bedava. Ya bu çok işte. Böyle bak, şey bu olmaz ya. Yani. Olur mu? Arto, olur. Bir de sen de kendi... Böyle bir cehalet olur mu yani? Evet, bir de bunu televizyonda bizim söyledik. Yok. Mesela bak şimdi Seren diyor ki kolum uyuştu, kan aldı. Ve yani 1,5-2 ama ben bak 1,5-2 aydır böyle yapıyorum. Üzerine yatmışımdır diyorum. Bir şey olmuştur. Soğuk almışımdır diyorum. Kendi kendime gitmemek için geçişiyorum. Ta ki artık kapıyı şu sol çalana elim, kadar. Şu elim. İşte. Hayır. Bir şey kaldıramıyorum şu an. Allah Allah. Yani bir şey kaldıramıyorum ve hissizlik var. Çok anormal bir şey oldu yani, anladın mı? Artık dedim ki hani şimdi Amerika'ya gidiyorum falan, bir de oralarda falan uçağa bineceğim. Bir şey geçirir. Korkuyorsun, bilmiyorsun ki başına ne geleceğini çünkü. O yüzden mutlaka check-up yaptırın. Mutlaka tetkiklerinizi yaptırın yani. Doktorun da çok söylediği önemli de bir şey var. Bu akciğer kanserlerinde çok sigara çok önemli unsur ve diyor. Armağan böyle. Seren çok onu point ettiği için söylüyorum. Çok içiyor değil mi? Çok içiyor böyle Armağan. Çünkü o devamlı onu söyledi ya. Demek ki evet. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bizi okul gezisine götürmüşlerdi. Ve orada işte laboratuvarda bize anlatmışlardı bu nikotinin, sigaranın ne kadar... Bunu içip de kanser olamaması bir insanın çok az ihtimal. Yani bu sigara içiyorsunuz ya. Hı. Yani kansere yakalanmaması mümkün değil diyorlar. Bir kullanmayan bir ciğeri göstermişlerdi. Bir kullanan ciğeri simsiyah ve nasıl böyle kronik halde çürüdüğünü göstermişlerdi. O yüzden yani... Bilmiyorsun, hatırlamıyorsun. Onların uçlukları vardır, sigaralıkların uçlukları. O ne oluyor? Onu içersin, orası simsiyah olur. Aslında işte vücudumuza giren aslında demek ki o zaten. Evet, evet. Düşün, bir sigarada bu kadar siyahlık çıkar diye, siyah nikotin. Katransift. Aynen. İşte ama yani biz, evet, bizim, ya biz başka bir milletiz ya. Biz üçümüzde sigara kullanmamış, evet, tadını bilmeyen ve kesinlikle sağlığa zararlı olduğunu özellikle hep deklare eden bir programız. Bu yüzden de mesela Armağan'ın da bunu kendi yaşamış bir insan olarak söylüyor olması, daha doğrusu doktorun yanında bunu dinliyor olması. Ben inşallah. Çok eskiden bir kullandım. Ne zaman öyle biliyor mi? Musun? Allah korusun. Okul zamanında. Niye? Arkadaş. Büyüdüm. Allah'ım ya Rabbim. Bunu büyümenin Allah. Yani bununla i̇şte olması öyle işte mi? Böyle öğretilmiş ya. Büyüdüm. Yeşilay. Şey, evet. Evet, Yeşilay. Ben de hiç alkol sevmem, nefret. Evet. Bazen işte hani eşlik ettiler. Onu sosyal içicilik. Onu da bardağa yani da bitirmem. Yani hiç sevmiyorum. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten söyleyeyim. Hadi onu da bir yere bırakın. Bu sigara korkunç bir şey yani. O kadar resimler göstermişlerdi ki kanser olan insanların fotoğraflarını.
kıpkırmızı bir ciğer normal insanda. Öbürküsünde hani çürük morarır ya, evet. mor. Öyle olmuş. Yani zaten o organı yaşama şansı yok yani. O yüzden Armağan'cığım... Gelmiş geçmiş olsun. Evet, bir daha bitireceksin. Tüm Seren bunu yaşayanlara değil mi Arto? Tabii Rabbim şifa ki, versin. Şifa versin. Bu evet zor bir hastalık ama erken tanısıyla ve moralle tedaviyle... Ben size bir şey söyleyeyim. Bu şey süreci de çok fazla hastanede yatarak da değil... Doğru söylüyorsun. Hayata karışmak. Evet, hayata karışarak evine yani gidip sevdiklerinin olmak. Evet, bu Allah'tan öyle bir adam. Evet. Ben yani, de onun teslim olacağını düşünmüyordum zaten. Burnu dik bir adam olduğu için.